30 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Ergin Yıldızoğlu Ukrayna'da imkansızı zorlamak İmkansızı zorlamak çoğu kez geri teper. Almanya'nın Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunun isteksizliği bundan. Amerika yine bir hegemonya restorasyonu projesi peşinde. Bu kez hedef Ukrayna üzerinden Rusya. Afganistan ve Irak savaşları Obama döneminde siyasal İslam'la flört Suriye'de rejim değiştirme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandılar. Amerika hegemonyasının gerilemesi hızlandı. Rusya etki alanını genişletti. Amerika hegemonyasının ekonomik dayanağı neoliberal model tükenirken Çin'in yükselmesi gerilemeyi hızlandırdı. Bu kez restorasyon projesinin işlevsel kavramı otokrasiye karşı demokrasiler ittifakı. Bu pratikte Avrupa Birliği'ne bir savaş riski üzerinden Amerika'nın liderliğini kabul ettirmeyi amaçlıyor. Girişimin öbür ayağında Tayvan üzerinden Çin'e karşı Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ı Amerika liderliğine bağlamak var. Amerika, Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan yeni bir batı bloku inşa etmek istiyor. Ancak Amerika bu girişimin altını dolduracak mali kaynaklardan, göreli üstünlüğünü korumasına yardım edecek bir ekonomik modelden yoksun. Aksine korumacı önlemlerle yeni sanayi politikası arayışlarıyla içe dönmeye başladı. Avrupa Birliği ve Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler Amerika'nın önlemlediğine cevap vermeye başlayınca yeni bir batı bloku olasılığının zayıflaması kaçınılmaz. Amerika yönetimi bu dinamiği gücünün sınırlarını göremiyor, top tüfek, taşınabilir roket derken sıra tank vermeye, uçak verme olasılığına kadar geldi. Amerika, Ukrayna krizini bir vekalet savaşından bir NATO-Rusya savaşına doğru Rusya'nın toptan yenilmesi hedefine kilitleyerek tırmanıyor. Bu restorasyon projesi de Amerika'nın zaaflarını sergiliyor. Amerika'nın Almanya'nın baskısına dayanamayarak tank gönderme projesine katılmak zorunda kalması önemli bir gösterge. Dış ticarette benimsemeye başladığı korumacı politikalar Çin'e karşı geliştirdiği teknolojik rekabet ve yaptırımlar, yeni sanayi politikası, liderliğini kabul ettirmeye çalıştığı ülkelerle arasındaki gerginlikleri artırıyor. Amerika ve Avrupa'da askeri sanayi kompleks yeni siparişler alıyor ama Rusya'da da rejim askeri teknoloji kapasitesini yeniliyor. Deneyimli Hint diplomat Bahadra Kumar, bu savaşın bir sonucu da Batı'nın beklentilerinin aksine Rusya'nın bu savaştan ...kızıl ordu düzeyinde bir askeri güç olarak çıkması olacak. Bu henüz kavranamadığı diyor. Rusya'nın yenilmesi amacı da çok tehlikeli bir belirsizliğe açılıyor. Yenilgi, Rusya'nın Ukrayna'dan ve Kırım'dan tamamen çekilmesi... ...ya da bir rejim değişikliğiyle kaynaklarının batıya açılması anlamına mı geliyor? Rusya büyük bir tank stokuna, ünlü bir tank savaşı geleneğine, hipersonik füzellere elektromanyetik vuruş silahı gibi modern silahlara, balistik ve taktik nükleer füzelere, denizaltılara, denizaltı iletişim ve enerji kablolarını hatta uyduları vurma kapasitesine sahip bir ülke. Egemen sınıfının bir yenilgiyi, yakın ittifakı Çin'in de bu yenilgiye bağlı olarak kendi uzun dönemli hesaplarından vazgeçmeyi, kabullenmesini beklemek hem gerçekçi değil hem de tüm uygarlığı bir yok olma noktasına taşıyacak kadar tehlikeli. Avrupa'yı, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ı bu felaket senaryosuna ortak etmekte de son derece zor. Amerika hegemonyasının girilemeye devam etmesi ise kesin.